bekliyor. Şimdi vakit kaybetmeden hemen ilk konumuza gidelim. Ekip Başkanı Mustafa Gültepe bizimle dedi. Hoş geldiniz yayına Mustafa Bey. Hoş geldik. Hoş bulduk Güzem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dış ticaret istatistiklerine geleceğim ama oraya gelmeden önce bir tabii ki bugün ana manşeti büyüme rakamıydı elbette. Oradaki sektörlere göre ve harcama yöntemine göre bakıldığında ihracattaki bu %35'lik daralmayı nasıl karşılıyorsunuz yılın ikinci çeyreği için? Şimdi tabii herkesin, bütün dünyanın bildiği, bizlerle de yakından takip ettiği, bildiği bir durum. Yani ikinci çeyrekte bence %9.9 en azından beklentilerin daha altında gerçekleşmiş olan bir rakam. Bizlere göre belki yaptığımız çalışmada biraz daha fazla olabilirdi. Biliyorsunuz özellikle ikinci dönemde Mart'ın sonunda başlayan ihracat düşüşü Nisan-Mayıs'ta büyük oranlarla devam etti. Dolayısıyla üretimin ve ihracatın olmadığı bir yerde, fabrikaların çalışmadığı, çarkların dönmediği bir noktada böyle bir şekilde rakamları görmek çok normal. Biz hazır giyim sektörü olarak 2020 yılına da önceki söylemlerde söyledik, güzel başlamadık Ocak-Şubat aylarında. Mart'ta düşüşte pandemiyle başladık. Nisan-Mayıs'ta pik yaptık o anlamda. Ama Haziran'da hemen akabetinde piyasaların açılmasıyla o anlamda beraber kısa zamanda hemen bir toparlanma yaparak Haziran'da elimizdeki olan mevcut stokları o anlamda satarak çok rahat bir şekilde %25 bir büyüme, biz ihracat artışı yaptı. Yaşanan ikinci dönemdeki küçülme bence çok normal. Herkesin beklediği, bilançolarımızda zararlarımızın yazdığı bir dönem. Çünkü ticaretin durduğu, seyahatin olmadığı, herkesin evine kapandığı, fabrikalarda çalışmadığı, uzaktan çalışmaya çalıştığımız bir dönem olarak o anlamda görüyoruz. Ama ondan sonraki dönem, özellikle 3. çeyrekte ve 4. çeyrekte bence rakamların, ben hazır giyim olarak söyleyebilirim, rakamları ters tarafa o anlamda büyüme endeksli, küçülme değil, büyüme endeksli geleceğini çok rahat bir şekilde tahmin ediyoruz. Kısa zamanda biz zaten biliyorsunuz bizim sektör hızlı bir şekilde etkileniyor ve hızlı bir şekilde bu etkilenmeden çıkan bir sektör. Hemen Haziran akabininde, Haziran Temmuz'da göstermiş olduğu artışta ki Ağustos'da büyük olasılıkla bir artış gelecek, en son bugün son çalışma günümüz o anlamda, ihracat anlamında toparlanma yapıldı. Piyasa özellikle ihracat Avrupa ve Amerika tarafına çalışan şirketlerimizde çok fazla bir sorun gözükmüyor. Biz 3. ve 4. çeyrekte eksik kalan küçülme rakamlarımızı toparlayarak bir artı yönde bir büyüme gerçekleşebileceğini özellikle son 2 çeyrekte düşünüyoruz. Şimdi o zaman özellikle 3. çeyrekte, yani 2. çeyrekte gördüğümüz büyümenin kırılımında az önce bahsettiğim bu harcama yöntemine göre mal ve hizmet ihracatındaki %35'lik daralma artıya geçebilir mi 3 ve 4'te? Şimdi ihracat olarak... Yani daralma mı azalır yoksa pozitif tarafa geçebileceğini düşünüyor musunuz? Evet, daralma azalır. Tabii bir anda pozitifi yakalamak çay daha çok kolay değil. Ama daralmanın azalacağını söylüyorum. Evet. Çünkü ihracat artışı, üretim artışı ve tüketim artışı devam ettiği için orada %35 daralma aşağı doğru inmeye başlar. Çünkü rakamlar da onu gösteriyor. O 3 aylık dönem gerçekten herkesin söylediğim gibi her şeyin durduğu bir dönem. Dolayısıyla bir farklı bir referans, farklı bir rakamlar ama gittikçe her sektör kendine göre toparlama eğiliminde. Ama tabii bu toparlanma tamam biraz da insanlara bağlı. Niye diye sorarsanız özellikle biliyorsunuz bir artış hamlesi gibi var dünyada. Biraz o bahsedilen maskeli, hijyen ve mesafeyi lütfen herkes kendi iş yerlerinde, dışarıda, çalıştığı yerde, gezdiği noktalarda korumalı. Aksi takdirde tekrar önümüzdeki dönemde bu 3 aylık sürece yaşamış olduğumuz sıkıntı, problemleri tekrar yaşama eğilimi olabilir. Lütfen herkes buradan, biz de hem sektöre hem de bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya çağrı yapıyorum. Lütfen maskeli ve hijyen ve mesafeyi koruyalım. Korumayanları da gerçekten ikaz edelim. Aksi takdirde ikinci döneme yakalanırsak bu hepimiz için çok iyi bir şey değil. Yaşadığımız sürece beraber gördük.
Şimdi Mustafa Bey, dünyadaki büyüme rakamlarına bakıldığında aslında ikinci çeyrekte aslında Brezilya'nın, Hindistan'ın, Rusya'nın, yani birçok bize benzer gelişen ülkede hep bu rakamlar %12, 13, 14 gibi. Dolayısıyla OECD ortalamasına göre aslında Türkiye'nin ikinci çeyrek daralma rakamı, bu %9,9'luk rakamı ortalamadan bir miktar daha iyi. Bizden çok daha sert daralan ülkeler var. Şimdi bunu şu yüzden soruyorum. Türkiye ihracat pazarlarında sadece içerideki dinamikler değil, o ülkelerin ekonomisinin ne olduğuna da bağlı. Özellikle hazır giyim ve tekstil, hep Avrupa'ya bakıyoruz. Biraz oradan da notları paylaşır mısınız? Onlar ikinci çeyreği nasıl hissetti? Bu 3 ve 4'te biraz toparlanma olur diyorsunuz. Özellikle hangi ülkelerden daha çok talepte canlanma olabilir? Şimdi ikinci dalgalanmayı, ikinci küçülmeyi bütün dünya yaşadı. Özellikle bizim pazarlar da o anlamda yaşadı. Yani biz üçüncü çeyrekte tekrar bizim çalışmış olduğumuz pazarlar olarak normalleşme sürecine girmiş gibi gözüküyor. Rakamlardan, verdikleri siparişlerden, yaptığımız ihracatlardan. Geçen yine katılmış olduğumuz bir programda söyledik. Temmuz ayında hazır giyim sektörü Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi rekorunu kırdı. Yani 1.813 milyar dolara yakın bir ciro gerçekleştirdi. Bu da dünyanın pazarların normalleştiğini, özellikle bizim dünyadan büyük biliyorsunuz pazarımız o anlamda Avrupa, Avrupa'nın içerisinde de Almanya. Almanya'da rakamlar biraz daha olumlu, o anlamda büyüme rakamları gidiyor, büyüme eğiliminde. Amerika'da çok büyük artışlarımız var geçen yıllara istinaden. Orada özellikle yine koruyucu maske tulumlarda büyük bir artış var. Spor giyimlerde büyük bir artış var. Mevcut pazarlarda özellikle İtalya, İspanya ve Almanya üzerinde bir artışlar var. Amerika'nın çok büyük bir ilk 5'e girdi. Yani daha önceden 5'li sonunda 5 ile 10 arasında olan bir pazardı bizim için. Ama şu anda hazır giyim için ilk 5'e giren bir ülke. Ve buradaki ilk 5'e girmesinde biz onu önümüzdeki dönemde bacak olduğumuz çalışmalarla ilk 3'e, ilk 3'ü zorlayacağız. Özellikle ihracat anlamında en büyük potansiyel görmüş olduğumuz ülke olarak yine Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile yapmış olduğumuz çalışmada Amerika bizim için çok büyük bir hedef pazar. Orayı şu anda odak noktasına alarak büyümek tarafındayız o bölgelerde. Avrupa'da o anlamda tüketim olarak özellikle verdikleri taleplerde normalleşmeye doğru gidiliyor. Yani çok fazla eski taleplere doğru geliyor. Özellikle üretimden yapılan ihracatlardan bahsediyorum. Biraz markalı olan taraflarda, yani bizim Osman Bey, Laleli, Merter, Bayrampaşa dediğimiz pazarlarda biraz daha ağır gidiyor. Orada biraz daha turistlerin gidip gelmemesinden dolayı biraz daha satışta da düşüş var. Ama gittikçe onlar da hafiften hafiften toparlama eğiliminde, ama özellikle üretimden ihracat yapılan tarafı çok daha fazla bizde yoğun bir şekilde. İşte orada özellikle o pazarlarla ilgili önümüzdeki dönemlerde hangi pazarlar onlara yakın, online kanallarını hep beraber yapacak olduğumuz çalışmalarla açmayı düşünüyoruz ki oradaki satışları da arttırmış olalım. Online'lar çok fazla bize talep görüyor. Kısa zamanlı istekler, arzular Türkiye'yi o anlamda avantajlı duruma getirmiş durumda. Biz de bu avantajları bütün sektöre yayarak Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde hazır giyim anlamında altın çağını yaşatmak istiyoruz. Bütün birlikler ve Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak. Burada kur etkisini hep sizinle konuşuyoruz. Yani yine soracağım, artık biraz klişe oldu ama şimdi bu kadar euro geliriniz olunca, hani dolar tabii ki girdiniz de var ama daha çok pariteye bakıyorsunuz. Ne dersiniz? 1.19'ların üzerini zorluyor gibi euro dolar paritesi. Hem o tarafı sorayım hem de içeride dolar TL'deki yükselişi. Tabii bizim Avrupa ağırlıklı çalıştığımız, euro sattığımız paritenin o anlamda 1.9-1.15 ve 1.20 arasında olması bizler için avantaj o anlamda. Birebir yaklaştı 1.10 ve 1.08 yaklaştığı dönemde çok daha iyi rekabet etmek anlamında. Bu kurlar rekabet edebilecek kur seviyeleri. Yani biz özellikle kurların çok fazla aşağıya doğru veya da yukarıya doğru dalgalı olmasından biz o anlamda rahatsızız. Daha stabil olması gerekiyor. Çünkü çok fazla bir günde bakıyorsun 0.100, 0.200 TL arasında bir artış, bir yükselişi oluyor. Bu da firmaların önümüzdeki dönemde ne şekilde fiyatlandırma yapacağını konusunda sıkıntı yaratıyor.
Biz bilsek, örnek veriyorum, bu noktalardan aşağı doğru inmeyecek. Enflasyon oranında bir artış olsa çok daha farklı bir iş modeli, çok daha farklı bir fiyat politikası izleme şansımız ve rekabet etme şansımız olabilir. En büyük sıkıntı bence ihracatçılar için bu anlamda kurun belli bir oran aralıkta oynaması, dalgasının yüksek olması. Ama şu dönemlerde özellikle bu kur seviyeleri Türkiye ihracatçısı açısından, özellikle çok fazla ithalat yapmayan sektörler için bence artı yönde kazandırıyor. Yurt dışındaki müşteriler de bunu çok rahat bir şekilde takip ediyor zaten. O anlamda bakıyorlar ki Türkiye şu anda rekabetçi fiyatlar veriyor. Zaten kalite seviyesi yüksek, servisi yüksek. O anlamda uzak doğuya gidecek olduğu noktada çok rahat bir şekilde yakın pazar olan, markası olan, ürettiği ürünün severek sağlıklı bir şekilde alabildik olduğu bir ülkeye gidiyor. Orası da Türkiye. Bu avantajımız özellikle bu pandemi döneminde kullanmalıyız ki gitmemiş olduğumuz pazarları yeniden keşfederek önümüzdeki süreçte hazır giyim sektörünü 18 milyar dolarların üzerine 23'ler ve 33'ler şeklinde devam edelim. Çünkü Türkiye'nin üretime ihtiyacı var, ihracata ihtiyacı var, istihdama ihtiyacı var. Eğer biz ülkeyi bir noktaya getirmek istiyorsak mutlak surette üretimi ve ihracatı artırmak durumundayız. Şimdi son sorum biraz istihdam yaratılması ve önümüzdeki dönemde kısa çalışma döneği gibi destekler. Yönetmenimizden de rica edelim, hemen hızlıca bir grafiği paylaşayım, sonra sözü vereceğim size Mustafa Bey. 2008'de o kriz döneminde Türkiye 4 çeyrek üst üste daralma yaşadı. 2008 Haziran'dan 2009 ilk çeyreğine kadar ve o dönem %8 olan işsizlik oranı manşet rakam %15'e kadar yükselmişti. Şimdi henüz bu kadar sert bir fırlama görmüyoruz. Çünkü hem işten çıkarma yasakları var, hem kısa çalışma ödeneği var. Ama gün sonunda şu an gördüğümüz bu 12.8'lik manşet TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamında birçok sektör oyuncusu gerçeği de yansıtmadığını, biraz daha yüksek olabileceğini aslında bu yasaklar ve teşvikleri olmasa. Dolayısıyla biz belki de 2020'nin sonunda daha çok işsizliği konuşacağız diyoruz. Ne dersiniz buna ilişkin? Gerçi sizin sektörde siz de paylaştınız, çok fazla istihdamda bir azalma olmadı ama beklentiler nasıl? Yani bu kısa çalışma ödeneği uzatıldı ama er ya da geç bitecek. Şimdi İslam konusuna girince özellikle biliyorsunuz bizim de yine birlikte olarak ortaya koymuş olduğumuz bir proje vardı. Tekstil mühendisliğini desteklemek anlamında sadece bir altını çizerek bunun normal konumuza geçmek istiyorum. 2 yıldan beri başlatmış olduğumuz bir proje kapsamında tekstil mühendisliği olan algıyı ve tekstil mühendisliği olan puan seviyesini 2020 yılında 100 puan daha fazla artırmış durumdayım ve bütün kontenjanları doldurduk. O anlamda hep beraber çalışmanın, birlik olmanın, akıllı çalışmanın, ortak akıl oluşturmanın ortaya koymuş olduğu performans. Bütün tekstil mühendisleri, tekstil mühendisliği o anlamda, İslam anlamında sektörün geleceği için bize gerekli olan mühendis kadrosunu şimdiden temellerini atmış durumdayız. Bundan sonra 10 sene, 15 sene sonra eğer sektörü farklı bir noktaya getirmek istiyorsak, burada da şunu söyleyebilirim, 500 puan tam puan üzerinde 2 tane öğrencimiz var. Bu da ne kadar sektöre sahiplendiğimizi, ne kadar doğru çalışmalar içerisine girdiğimizi gösteriyor. Sektörde özellikle üretim anlamındaki sektörde istihdamda bir problem yok. Yani normal kısa çalışma süresinde bütün firmalar yararlandı. Özellikle Nisan'da, Mayıs'ta bizler de yararlandık ama çok kısa süre içerisinde biz firma olarak, bir grup olarak bundan çıktık. Tabii sıkıntı ve problemli olan sektörler var. Peki perakende sektörün, bizde hazır giyim olarak perakende sektörlerinde mağazaların iyi bir şekilde yapmasıyla beraber o bölgelerde olabilir. Az önce söyledim, Osman Bey, Laleli, işte Bayrambaşı ve Mertler'de iyi çalışmayan yerlerde kısa çalışma ödeneğinin devam etmesini biz de destekliyoruz. Ama üretim sanayi artık normalleşti. Kapasiteler %85 civarında çalışıyor. Ve istihdam yine tekrar... bir süreci dışında işçi alınmaya başladı. Şu anda Anadolu tarafında bütün üç kurla yapılan işbirliklerinde ben duyuyorum, hem biz grup olarak hem de diğer firma olarak istihdam konusunda yeni yapılan yatırımların normalleşmesiyle beraber yine hazır giyim sektörü bence o anlamda yine liderliği koruyacak. 2019 yılında biliyorsunuz sadece 70-80 bin istihdam artışı sağladık. Yine 2020'de ben son çeyrekte tekrar aynı istihdam artışını sektör olarak sağlayabileceğimizi, işsizliğin özellikle kısa zamandaki çözümünün hazır giyim sektörünün olacağını, çünkü hazır giyim sektörü gerçekten istihdam anlamında
çok fazla destek veriyor bu anlamda. Yani bütün sektörü düşündüğünüz zaman 2 milyon üzerinde bir iş gücüden bahsediyoruz. Bunu arttırmak kesinlikle ve kesinlikle bizlerin elinde, yani devlet yapacak olduğumuz işbirliği içinde. Ortaya koyacak olan destek paketleriyle beraber bence kısa çalışma ödeneğinde kademe kademe söylediğiniz gibi bitecek. Yavaş yavaş da bitirmek durumundayız. Çünkü farklı bir şekilde bunu değerlendiren insanlar da var. Artık normalleşerek çalışmalarımıza devam etmeliyiz diye düşünüyorum. İyi bir sene olsun sizin için de Mustafa Bey. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. İKİP Başkanı Mustafa Gültepe bizimleydi. Hem ihracat rakamlarını aslında bizimle detayları paylaştı. Beklentiler daha iyi, bu daralma azalacak dedi. Hem de kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ek olarak da her sektörün kendisinin bir aslında çabası olması gerekli dedi.